kez işitme engelliler için hazırladığımız haber bülteniyle karşınızdayız. Başbakan Binali Yıldırım, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da temaslarını sürdürüyor. Başbakan Binali Yıldırım, Washington'daki ilk gününde fikir kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Toplantıya Birleşik Devletler'den çok sayıda sivil toplum kuruluşunun temsilcisi ve bazı eski Amerikalı bürokratlar katıldı. Kanaat önderleriyle gerçekleşen toplantıda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Enerji Bakanı Berat Albayrak da yer aldı. Washington'daki Başakşehir Uluslararası Üniversitesi'ni de ziyaret eden Başbakan Yıldırım, SETA Vakfı'nın düzenlediği toplantıda konuşma yaptı. Yıldırım saat 19'da Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşecek. Başbakan Yıldırım, MHP lideri Bahçeli'nin seçim barajı açıklamasıyla ilgili her öneriyi değerlendiririz dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Başbakan Binali Yıldırım, gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Diğer partiler tarafından biz de gayet tabii ki her türlü öneriyi birlikte oturup değerlendiririz. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin %10'luk seçim barajının ağır olduğu yönündeki açıklamasıyla ilgili konuştu. Her önerinin değerlendirilebileceğini söyledi. Seçim kampanyasında seçim barajına yönelik bir taahhütte bulunulmadığını da belirtti. Yönetimde istikrar açısından barajın %10 olarak devam etmesi düşünülebilir. Ancak temsilde adalet noktasında seçim sistemi topyekun değiştirilecekse o zaman bütün bu meseleler birlikte ele alınması gerekir. Başbakan Binali Yıldırım, Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinin ilk durağı Washington'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştireceği temaslara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Amerika ile ilişkilerimizin mükemmel düzeyde olduğunu söylememiz doğru olmaz. Ciddi sorunlarımız var. Sorunları geride bırakıp geleceğe bakmak gerektiğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşmesini işaret etti. Ele alacağımız meseleler var. Başbakan Yıldırım'a FETÖ elebaşının iadesi konusu da soruldu. Eldeki bütün bilgiler, belgeler gönderildi. Bundan sonra beklentimiz Amerika Birleşik Devletleri makamlarının, ilgili makamların harekete geçmesi. Yıldırım, Amerika Birleşik Devletleri ziyareti öncesinde vize konusunda iki ülkenin karşılıklı attığı adımlara değindi. Bu bir başlangıç dedi ve ekledi. Zaman içerisinde bu normalleşir. Yani bu atılan adım aslında vize rejiminin eski haline döndüğünün bir göstergesidir. Ankara'da DAEŞ terör örgütüne yönelik 250 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 1500 polis görev aldı. Merkez ilçelerle Sincan, Etimesgut ve Çubuk'ta yaklaşık 250 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Aklarında yakalama kararı bulunan 246 şüpheliden 111'i gözaltına alındı. Aralarında DAEŞ destekçisi Tatlıbal grubu üyelerinin de yer aldığı zanlıların adreslerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale de el konuldu. Farklı bir konu başlığıyla devam edelim. Aralarında doğuştan engelli olan da var, savaş mağdurları da. Genç Engelliler Spor Kulübü, Adana'da barınan Suriyeli engelli sığınmacılara kapılarını açtı. Amaç hem engellilerin yaşama tutunmasına hem de kültürlerin kaynaşmasına yardımcı olmak. Dilleri, kültürleri farklı ama sıkıntıları ortak. Ancak bir araya geldiklerinde hepsinin yüzü gülüyor. Genç Engelliler Spor Kulübü 2005'ten bu yana engellileri sporla hayata bağlıyor. Şimdi aynı yöntemle savaş mağduru Suriyeli sığınmacılara yardım ediyor. Adana'da bulunan Genç Engelliler Spor Kulübü Suriye'den gelen savaş mağduru insanlara da kapısını açtı. Ve onlar sporun birleştirici gücüyle tüm engelleri aşıyorlar. Akraba evliliği ve savaş yaralanmalarından dolayı
gelen sığınmacılar içerisindeki engelli nüfus Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerinin çok çok üzerinde. Öngörümüz yaklaşık 400 bin engellinin olduğu gelen sığınmacılar içerisinde ve bu... Kulüp yaklaşık 2,5 yıldır Suriyeli engellilere destek veriyor. Birliktelik bir takım ruhu oluşturmaya çalışıyoruz. Sonuçta sporun evrensel bir dili var ve biz bu evrensel dili kullanarak bir yandan sığınmacı çocukların sosyal uyumunu desteklemeye çalışıyoruz. Bir yandan da onlara hedef koydurmaya çalışıyoruz. Suriyeliler, Türkler diye ayırmıyoruz. Hepsi bizim kulübümüzün sporcuları. Onların burada olmasından da ayrıca gurur duyuyoruz. Uçağın vurduğu binada ayağımı kaybettim. Türkiye'de protez takıldı. Hayata küstüğüm sırada sporla tanıştım. Artık sokağa çıkıyorum, yeni arkadaşlar edindim. Suriye'de ayağımdan ameliyat yaptım. Buradan geldim, dizim de sakattı. Türkçe konuşmayı da öğrendim burada, Türkiye'de. Babasını savaşta kaybettik. Torunum içe kapanık büyüyordu. Kulüple tanıştıktan sonra çok şükür konuşmaya başladı. Buraya gelmek için yerinde duramıyor. Kulübün hedefi aralarında Suriyelilerin de olduğu sporcularla birlikte paralimpik oyunlarda başarı elde etmek. Biz de seni seviyoruz. Timsahlar en yırtıcı ve ürkütücü hayvanlardan ama Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde bir hayvanat bahçesindeki timsahlar hiç de öyle görünmüyor. En azından şimdilik. Yumurtalar yavaş yavaş kırıldı. Sevimli yavru timsahlar yumurtalarından birer birer çıktı. San Diego Hayvanat Bahçesi'nin yeni üyeleri Batı Afrika cüce timsahları. Yavru timsahlar kuluçka makinesinde dünyaya merhaba dedi. Hayvanat bahçesi görevlileri yavrulara gözü gibi bakıyor. Batı Afrika cüce timsahları Uluslararası Doğa Koruma Birliği listesinde en hassas hayvanlar olarak biliniyor. Çünkü onlar hakkında yeterli bilgi yok. Bu yüzden onlarla ilgili bilgi almak için Afrika'da bilim adamlarıyla çalışıyoruz. Yavruların cinsiyetini belirlemek birkaç gün sürüyor. Batı Afrika cüce timsahları en küçük timsah türü olarak biliniyor. Bu görüntülerle veda edelim size. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ve böylelikle satır başını da noktalama vakti.